Selam. Bu video belki yayınlarım, belki yayınlarım bilmiyorum. Videonuzda eve çıkmıştım. Bahçesini birazcık toparlayayım dedim. Bahçesini birazcık toparlayacağım. Böyle şuraları düzeltmeyi planlıyorum. Bakın buralar bayağı bir otlanmış. Şu otların yarısını söktüm. Şu otları sökeceğim. Böyle bir sürü ot var burada. Buralar otlanmış böyle. Burası bostan gibi bir şey. Buraya bir şey ekilir biçir. Bu bütün yeri temizleyeceğim böyle. Şöyle temizlemeye çalışacağım. Dedim böyle bir şey yapayım dedim. Sıkıldım, burayla uğraşayım dedim. Böyle bir anda burayla uğraşasım geldi. Bu yok gibi bir şey çekerim. Belki bunu yayınlarım, belki yayınlarım. Anı gibi de kalabilir. Öyle birazcık bahçeyi toparlayacağım. Fıstık da burada. Fıstık neredesin lan? Aa, fıstık buraya gelmiş. Fıstık da nefes alıyor bahçede. Şurada bunların hepsi ot abi. Bir iki ağaç, her şeyi kopartacağım. Hava güzel bugün ya. Şurada bir tane pembe bir ağaç açmış. Ne ağacı acaba? Denizimiz de şu tarafta. Bahçe vlogu yapıyorum arkadaşlar. Biz dur bahçedeki ağaçları tanıtayım mı size? Sadece bir tanesini biliyorum ağaçlardan. Sadece şu ağacı biliyorum. Burada bir erik ağacımız var. Hatta erik ağacının bazı dalları bakın şey vermeye başlamış erik. Ne bakış? Ne bakış? Gel lan buraya. Nasıl kaçacak kuyruğa bak. Yaklaşık bir saat sonra falan. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bir çuval buradan ot çıktı. Ellerimle dikenler bata bata. Çizikler yiye yiye. Hala bitmiyor iş ya. Şuraya bak. Hayvan gibi ot çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Bayağı bir ot temizleyeceğim. Hatta şu şeyleri de alacağım arkadaşlar. Şu toprakları adam edeceğim. Burada işte bir sürü çöp var. Şurada çok fazla. Halledeceğiz. Güzel olacak. Çok güzel olacak. Yoruldum ama değecek. Ah, bu evde uzun olmak çok zor arkadaşlar. Bugün beynimi yaracağım. Benim acıyor. Evet, kafam vurdum ve dedim yine video çekmiyorum. Bu 20. vuruşum ya. Bak. Şurası. Şu köşe hayvan gibi kaç kez vurdum. Şu mık lambasını kaç kez vurdum. Kafamla kıracağım artık onu. Sonra şu köşeye. Şu kadar çok kısa burası. Ben 1.87'yim ya. Şuradan böyle geçiyorum ya. Buradan buraya çıkıyorum. Bak, tuzak gibi. Burada böyle bir yer var. Burada inerken. Böyle bak, iniyorum ya. Şöyle yapıp dudak diye vuruyorum. İlla böyle inmem lazım. Ben de korkardım. Neyse, devam. Şimdi şunları poşetleyeceğim. Ulan şuradaki yaptığım şeyin kameraya çıkmaması çok canımı yakıyor. Bilmiyorum, çıkıyorum ama burada o kadar çok varmış ki. Tek tek elimle toplayarak poşetledim. Bakalım, bilmiyorum kamerada gözükecek mi ama. Buradan bir uf oldu. Yüksek falan bu vlog birkaç gün sürecek. Biraz daha poşetleyeceğim. Hayırlısı bekleyin, yorulduk ya. Gün günü bu şekilde tamamladım. Çok yoruldum arkadaşlar. Yeter bu kadar. 2-3 saat uğraşıyorum. En son kitabı şu şakıl. Ben bu evde kafamı yermişim. Şu ne? Niye bu kapının şey kafamdan daha kısa? Ben bir soğuk duş alayım. Beynim yorulacak. Allah aşkına ben arkadaşlar bakın. Buradan çıkarken bu niye benim kafam kadar değil? Kafam yoruldu. Bugünü fıstığa yemek vererek kapayalım. Ne yapıyorsun lan manyak karı? Bak oraya. Oraya bak. Kıcığım. Kıcığım. Bir çöpeceğim. Ben niye böyle çekiyorum? Dayılar gibi. Selam canım. Fıstığın zevkten 4 kişi olduğu saatleri yiyeceksin şimdi. Islaklamaya bayılıyor. Islaklama sanırım İskender gibi bir şey bu kediler için. Şimdi arka kanaya geçiyor ya. Ananı bak bak manyağa bak, kokuyu buldu, nasıl atladı. Dur. Bak. Bu ilk eve geldiğinde full şey veriyordum buna, ıslaklama veriyordum. Sonra kuru verdim, yemiyor. Kuru yediği için aç kalıyor. La bir dur da dökeyim lan manyak acı. Bak nasıl saldırıyor. Bahçe bakımına devam edeceğim. Görüşük. Şimdi bugün çok işimiz var. O videolardan birkaç gün sonra bakınız. Burada bir servetimiz var artık. 3 tane domates fidemiz var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. 2 tane hıyar fidemiz var. 1 tane limon fidemiz var. Bu fide yaklaşık fidan daha doğrusu. Yaklaşık 5 yaşlarında falan, bunu bizim evden getirdim. Yukarıda bir tane kumkat ağacımız var. Hatta ben direkt şöyle çekeyim. Şurada 2 tane renkli çiçeğimiz var. Bunların hepsini ekeceğim bugün. Şurada 2 tane domates, 1 hıyar. 1 domates, 1 hıyar. Bugün işimiz çok. Ve siz görmeli, burayı hala toplamadım. Şurayı bayağı bir temizledim ve havalandırdım oraya. Eşeldim birazcık, çapaldım. Daha da güzel yapacağım. Buraya arkadaşlar bostan yapacağız. Meyve ağaçlarını, bitkileri, domatesleri, hıyarları buraya ekeceğim. Şu hafif ölü veya yara olan şeyin yerini değiştireceğim. Gül sanırım o. Buralar boş, buralara bir şey ekmeyeceğiz. Burası çok fazla güneş alıyor. Buraya belki farklı şeyler ekebilir. Bayağı bir eşeldim. Burası sıkıntı sanırım, buraya bir şey ekemeyeceğiz. Burası her dakika pisleniyor yukarıdaki ağaçlar yüzünden. Bugün işimiz çok fazla. Burayı tamamen temizleyip fidelerin ekimini yapacağım. Eğlenceli olacak. Şimdi eğlenceli kısma geliyoruz. Her birisinde 9 tane var bunların, tamam mı? Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Tam 27 tane domates, 18 tane. Evet, tam 27 tane domates, 18 tane hıyar fidemiz var. Hal bahçesi olacak burası. Şimdi birazdan çok eğleneceğiz. Ay. Ayıcıklarım vardı. Kalıp 27 tane domates fidesi almışım ya. Ne böyle bir şey yaptım.
Hala 9 tane var. Ve 18 tane de hıyar pidemiz var. Bu kadar domatesli hıyarı ne yapacağım bilmiyorum. Orada zaman 1,5 kırış açıyla farkla 30 santim arayla dikiyorum. Bütün bahçe sebze domates hale dönüşecek. Ama sonu güzel olacak sanırım. Öyle hissediyorum. Yoruldum, devam. Şu abartma huyumdan vazgeçmem lazım. Toplamda 27 tane domates, 18 tane hıyar fidesi ektim. Geberdim burada. Daha çiçekler ekeceğiz şimdi. Şurada 7 tane hıyar fidesi var. Bir buraya taşımıştım. Bu çiçeği şu köşeye ekeceğim. Sonra bir peyzaj yapacağız genel olarak. Burada 200 gibi bir sürü domates, bir sürü hıyar var. Şunlar full domates, şurada bir sürü hıyar var. Şu saksıya da sanırım limonlu saksıya ekeceğim şimdilik. Limon fidanlı saksıya ekeceğim. Selam bebeğim. Ama şimdi şu çiçeği ekecek. Şimdilik bu hanımefendi burada takılsın. Daha burada iki çiçek daha var. Görmemiş gibi 27 tane domates, 18 tane hıyar fidesi ekmeseydim. Çok güzel ekecek yerler vardı ama çiçeklerin nereye gideceğimi bilmiyorum. Hal bahçesine döndürdüm bahçeyi. Bu manyak da takılıyor etrafta. Ne yapıyorsun? Kameraları bize saldırdı. Ne yapıyorsun keciğim? Bak bak bak. Pişt, pişt, pişt. Sen deli misin ki? Manyak oldun iyice. Şşş deli kedi. Bu iki çiçeğimize böyle koyduk. Bunlar çok güzel kokuyor. Kokan çiçek. Kokan çiçek yapmışlar abi. Beyaz güzel kokuyor bunlar. Bu da burada. Çiçekleri buraya koyduk. Güzel çiçekler. Şimdi ben can suyunu verip bugünkü işimizi bitireceğiz. Yeter. Yoruldum, çok yoruldum. Sanırım çiçek ektikten sonraki en eğlenceli kısım, son kısım. Can suyu verip işi bitirmek. Ama önce kendime can suyu vereceğim. Bağzımı da aldım. Baktım bu iş böyle olmayacak. Yeniçeri taktiğiyle saldıracağım. Can suyunu saldırarak vereceğim. Allahu Ekber diye giriyorum abi. Yer misin yemez misin? Yer bence. Bence fazla bir can suyu verdik. Birazdan konuşmaya bile başlayabilirler. Yani. Hala işim bitmedi ama limon ağacından aklını gerçekleştirip bence artık bitirelim. Çok yoruldum. Şu saksıdan şuna geçecek. İlk önce bunu temizlememiz lazım. Bam, temizlendi. Bunun öncenin içinde bir tane fide varmış. Çok fazla kök var. Bunun içindeki toprağı boşaltacağım. Bizim saksıyı koyacağım. Yetmeyen yeri onun toprağıyla kapatacağım. Oğlum her külmüyüm lan. Şuna bak. Saksıyı birlikte çıkart. Bam da 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 dam. Şimdi şuraya birazcık daha toprak ekleyeceğim ve üstünü açıp uyandıracağız limon ağacımızı. Şuradaki topraklardan, bu saksının içinden çıkan topraklardan biraz ekleme yapacağım. Sen ne yapayım bir taneyim? Kızım sen ne yapıyorsun? Köze bak, köpekler havluyor, korktu. Yani oğlum. Küçük bir bahçıvanlık bilgisi vereyim mi? Bunlar arkadaşlar su akım kanalları, drenaj kanalları kapandığı için içindeki toprak balçık gibi olmuş. O yüzden buna çok fazla can suyu vermeyeceğim. İçindeki o balçık gibi toprağın kuruyup etrafında kara toprakla daha böyle kaynaşmasını sağlayacağım. Şu anki vereceğim su sadece kara olan toprağı nemlendirmek için. Çünkü içindeki toprak zaten çok ıslak. Turbet bile yapmış olabilir. Şöyle azıcık vereceğim ucundan. Şu kadar. Gayet az verdim bence. Şimdi bir limon ağacının hayatının en mutlu olduğu ana geleceğiz. Siz bir limon ağacı olsaydınız şu an çok mutlu olurdunuz. Çünkü özgürlüğüne kavuşacak. Taşınırken zarar görmemesi için etrafı streç filmle kapanmıştı. Şimdi o streç filmi yapacağız ve kollarını açacak. Limon ağaçlarının canlanma dönemindeyiz. O yüzden yaprakları yok. Bu 2-3 aya deli gibi yaprak açacak ve Eylül ayı gibi meyve vermeye başlayacak. Çok fazla güneş almasın. Şu an olduğu yer çok güzel. Bahçe de çok güzel. Leş gibi battı yer. En son herhalde bir topladıktan sonra temizlerini çekerim. Acayip yoruldum. Bundan sonra zaten beklemesi var. Götünü döndüm ona. Ayıp değil mi lan? Temizlikten sonra bir de bir tane daha çekeriz. Güle güle de. Bugün çok yorulduk. Fıstık. Öpeceğim seni. Çok yoruldum.
Ama değdi. Meyveli olduktan sonra bir tane daha yok çekeriz. Bugün bu kadar yeter. Sevgilim bebeğim. Az önce izlediğin sahnelerden yaklaşık sanırım bir ay falan geçti. Birkaç hafta geçti. Şimdi bahçenin son halini göstereceğim size. Ben burayı acayip güzel bir şekilde toplamıştım ama gene dağıldı. Gene birazcık toplu. Birkaç kez fırtına falan çıktı. Şimdi domateslerin, hıyarların ve bu meyve ağaçlarının açtığını göstereceğim. Bayağı meyve ağacı varmış bizde aslında. Kiraz ağacından başlayalım. Bu son hali böyle şekilde videoyu bitireceğim. Bakınız. Bakın burada bir kiraz ağacımız var. Bu kırmızılaşmaya başlamış bir kiraz. Burada bayağı birkaç tane meyveli dal var. Bu arada az önce ben şunları görmedim lan. Baksana bayağı kızaranlar var. Bak burada da var birkaç tane. Oha bir dakika kıpkırmızı buldum bir tane. Olmuş demek lan bu. Oğlum galiba olmuş lan bu. What the fuck? Bunu bir yıkayayım. Kiraz tadı mı? Oha olmuş lan bu. Bunu da bahçeye attım belki yeni çıkar. Oha bahçeden kiraz yemek çok garip bir ismiş. Hmm. Çok yok teklik var ama tadımda yenir. Sonra burada bir üzüm şeysimiz varmış. Bu da çok gelişti. Bak burada bebek üzümler var. Bu bebek üzümler büyüyecek. Şimdi en güzel yerine geleceğim. Size domatesleri göstereyim. Ben de videoyu çekerken çok merak ediyorum. Birleştirdiğiniz an nasıl olacak? Hatırlarsanız bunlar bebekti. Bunları bayağı budadım ben. Domatesler bu şekilde çiçek açmaya başladı. Bayağı büyüdü fideler. Ve şurada bir tane nar ağacımız varmış. Nar ağacımızın çiçekleri açmaya başladı. Ve erik ağacımız da bayağı büyümeye başladı. Burada da bir erik ağacımız var. Bakayım gözükecek mi kamerada? O iş buradan birkaç kilo çıkar herhalde ha. Oo her yerde var lan. Burada da var. Şu nar ağacı olayına ben çok şaşırdım. Nar ağacı olduğunu çünkü ev sahibinden duymamıştım. Ve buraya ektiğim limon ve diğer bizim evden getirdiğim limon ve kumkuat var. Limonu birazcık budadım. Limonu bayağı budamıştım. Şimdi büyümeye başladı. Şimdi hıyarları göstereyim size. Hıyarlar da büyüdü ama hıyarların çoğu gitti aga. Bakın bunlar büyük meyve verecekmiş. Şurada birkaç tane daha vardı. Onlar hep elendi ya. Çiçekler de güneşi pek sevmedi burada. Buraya da birkaç tane çiçek ektim. Bunları galiba az önceki videolarda göstermemiştim. Güzel oldu bunlar da ama ya. Şu sarı güneşi çok sevmedi. O yüzden şöyle bir saksı ektim şimdilik. Bunu tedavi etmeye çalışacağım. Bakalım tedavi olacak mı? Şu anki bahçenin durumu bu şekilde. Bu meyveleri falan toplarken bir daha bir şey çekerim bence. Ama son hali bayağı bir güzel oldu. Aa fıstık ne yapıyorsun? Fıstık burada galiba sıçtı az önce. Şurada toprağa kazdı. Hıyarlarımız az ya. 1-2-3. Şurada bir tane gazi hıyarımız var aga. Bu hıyar kırıldı yanlışlıkla bastım buna. Yaşamaya çalışıyor. Dur çiçek açmış bir domates göstereyim. Oo bak bu bayağı büyümüş. Bunlardan hiç toplayacağız bayağı bir şey ya. Çiçekli var mı hiç? Şurada bir tane var. Çiçekleri kurumuş dökmüş. Herhalde meyve verebilir bu. Kolay gelsin. Bunları bulamak lazım aslında ya. Şu nar ağaçları da falan. Çok karışmış burası. Şu üzümler var ya. Çok fazla veriyor lan. Bak burada bir tane daha bebek var. Ve ağlayan bir çocuk fonu. Bak bak bak. Bak bu efsane ya. Son hali bu şekilde. Şöyle bir daha göstereyim. Bir nar ağacımız var. Ortadakini bilmiyorum. Şurada bir tane erik ağacı var. Ve boydan boya full bağ var burada. Üzümleri yetişmez ama domatesleri ve hıyarları toplarken bir de erik toplarken bir daha video çekebilirim. Son hali bu şekilde. Çiçekler çok beğenmedi toprağı. Bağlardan fena üzüm toplayacağız gibi. Şimdi son su vereceğim. Bugün su vermedim. Birkaç kez fırtına atlattığı için bazı fideler ölmüştü. Bakalım bir de toplarken çekerim. Bence eğlenceli olacak. Yorumlara yazın beğendiniz mi bu videoyu. Çok uzun birkaç tane parçadan oluştu ama güzel bir video çıkartmaya çalışacağım. Bilmiyorum ya sağlık beni kendinize çok iyi bakın ve domatesler videosu inşallah görüşeceğiz. Bye bye.